Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere AMD Ryzen işlemcilerin kodların hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Intel markasının geçmişten gelen köklü bir marka olduğunu herkese bilinmektedir. AMD ise tabii ki gerisinden geldi fakat günümüzde AMD markası Intel'e neredeyse geçmiş durumda diyebiliriz. Son zamanlarda çıkartmış olduğu işlemciler aynı zamanda hem fiyat olarak uygun görünmekte hem de performans olarak gayet de başarılı olduğunu herkes bilmektedir. AMD Ryzen serisi olarak karşımıza birçok model karşı çıkardı. Şimdi sırasıyla bakalım. Ryzen dediğimiz olay ise bir model ismi. Bunun yanındaki Ryzen 5 tabii ki bu bir örneklem olarak karşısına çıkarttım ben sizin. 5 dediğimiz işlemci ailesi bu 3, 5, 7 ve 9 olarak gitmektedir. Onun yanındaki 2600X'i açmak istiyorum. İlk baştaki 2 nesli temsil etmektedir. Onun yanındaki 6 performansı göstermektedir. Onun yanındaki iki sıfır ise model numarası yani SKU numarasını tanımlamaktadır. En sondaki ise sonek yani suffix olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aynı durumda Intel'in de böyle bir videosunu yapmıştım. Dile arkadaşlar yukarıdan izleyebilirler. Buradaki model numaraları, SKU ve son ek numaraları bir işlemci gayet başarılı mı başarısız mı bizim işimizi görebilir mi bunları karşımıza çıkartmaktadır. AMD'nin Ryzen serisi olarak normalde 5 tane seri çıkartmış. Ancak tabii ki e, tanımlamalar biraz farklı. Çünkü 5 tane seri ama 3 nesil olarak görülmekte. Dilerseniz hemen bu tablodan sizlere bunu aktarmak istiyorum. Arkadaşlar birinci seriye dediğimiz yani jenerasyon dediğimiz Zen olarak geçiyor. 2017 yılında piyasaya çıkmış. 14 nanometrelik ve üstü olarak da bir yarı iletken teknolojisini kullanmakta. Yan taraftaki örneklere bakacak olur isek Ryzen 3 1200, Ryzen 5 1500X, Ryzen 7 1700X Ryzen Threadripper. 1.900X diye geçiyor. Tabii ki bunun sırasında bu biraz daha geniş bir yerpaze sahip. Sadece ben örneklere devam etmekteyim. İkinci jenerasyonumuz Zen Plus'ya geçmekte. 2018 yılında lansmanı yapılmış ve 12 nanometrelik yarı iletken teksiyonu sahip. Yan tarafta ise örnekleri görmektesiniz. Üçüncü jenerasyon Zen 2 diye geçmekte 2019 yılında çıkmaktadır ve 7 nanometrelik bir yapıya sahip. Yan taraftaki örnekte de sizlere hangi işlemcilerin olduğu görülmektedir. Dördüncü jenerasyonumuz Zen 2 diye geçiyor. 2020 yılında piyasaya çıkmış ve 7 nanometrelik bir yapıya sahip. En son ise arkadaşlar 5. jenerasyon Zen 3 diye geçiyor. 2020 yılında yine çıkmış ve yine 7 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanmakta. Yan taraftaki örnekte de kullanılan örnek işlemcileri görmektesiniz. Her bütçeye uygun yeni yeni ürünlerin çıkartmak, her bütçeye uygun olan donanımları piyasaya sürmek ve herkese uygun olacak güzel bilgisayarlar Herkesime hitap eden durumlarda söz konusudur. İster oyuncu olun, ister normal standart bir kullanıcı olun. Size hitap edecek bir bilgisayar parçası ya da donanımı mutlaka AMD tarafından karşılanmıştır. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere 5 tane seri çıkmış. Aslında jenerasyon çıkmış. Ama isimlendirme 3 tane görünmekte. Tabii ki bu biraz kafaları karıştırıyor olabilir. Ancak AMD bu yapıyla biraz daha farklılık yarattığını herkesi bilinmektedir. Yani Intel'in biraz daha farklı yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak son e bakacak olursak son ekler çok önemli. Ben her zaman söylüyorum. Bir işlemci alacağınız zaman son çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kısaca sizlere son ekin ne olduğunu, nelerden meydana geldiğini göstermek istiyorum. Karşımıza böyle bir tablo sizlere oluşturdum. Son ek yok ise tüm masaüstü işlemcilerde kullanılan işlemciler meydana geliyor. X dediğimiz olay ise ayrı grafik kartı gerektiren yüksek performansı masaüstü işlemcileri tekamül etmektedir. XT dediğimiz ekip ise yine Ryzen işlemcilerin X ekine sahip işlemcileri kıyasla sağ hızını ve performansını arttırdığı anlamına gelmektedir. G dediğimiz AMD Radeon Vega grafikli CPU'ları tekamül etmektedir. S dediğimiz entegre grafiklere sahip düşük güç tüketimi masaüstü işlemcileri. H olan ise dizüstü bilgisayarlar için entegre AMD Ryzen Vega grafikli yüksek performanslı işlemcileri görmektesiniz. Çoğunlukla oyunlarda ve diğer yüksek güç gerektiren iş dizüstü bilgisayarlarında kullanmaktadır. Sen dediğimiz ise ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda kullanılan standart işlemcilerdir. Daha düşük saat hızlarına sahipler ve daha az güç tüketirler. AMD o kadar çok kendini geliştirdi ki inanın mısınız yani eskiden yani AMD dediğimiz yani insanlar bilmezdi. Intel hep, hep Intel derdik çünkü yıllardır bu işin içinde olan arkadaşlar da bunu bilir. Her geçen gün yeni yeni donanımlar ve mimariler piyasaya çıkartan AMD rakibi olan Intel'i neredeyse geçmiş durumda diyebiliriz. Tabii ki Intel'in de farklı yapılara sahip da söz konusudur. Tabii ki listemiz bunlardan meydana gelmiyor. Daha daha farklı son ekler var. Biz sadece örnekler olarak sizlere göstermek istedik. Yani buradaki örneklerin sizin bilgisayarlarınıza mevcut bilgisayar ya da alacağınız bilgisayarlar dediğim gibi hem fiyat olarak değişmektedir hem de performans olarak yani amacınıza uygun bir son eke sahip işlemci almanızı öneriyoruz. Eğer ki amacınızın altında bir işlemci alırsanız sizin yani üzebilir ancak amacınızın üstünde de bir şey alırsanız hem maliyet olarak fazla bize para çıkmış olabilir hem de tabii ki kullanmayacağınız bir işlemciye ekstradan para vermiş olacaksınız. Şimdi ise masaüstü işlemcilerdeki SKU dediğimiz, adlandırdığımız isimlerin numaraların neler olduğunu hemen örneklerle değinmek istiyoruz. Birinci nesil Zen'de, Zen 1000 serisinde Summit Rich diye bir isim olarak piyasaya çıkmış. Örnek vermek gerekirse Ryzen 7 1800X. İkinci nesil Zen Plus'ta ise 2000 serisi Pinnatural Rich diye geçiyor. Bu da örnek vermek gerekirse Ryzen 7 2700X 3. nesil Zen 2 mimarisinde ise Ryzen 3000 serisi kullanıyor. Matisse diye isimle adlandırılmış örnek olarak ise Ryzen 7 3700X. Dördüncü nesil ise Ryzen 3 olarak geçiyor ve bu da Ryzen 5000 serisi ve Vermeer diye bir isimle tanımlanmış ve bunun da örnekle Ryzen 9 5900X geçmektedir. Intel ile ilgili bir videomuz daha çekmiştik demiştik. Onda da bu SKU numaralarının çok önemli olduğunu sizlere söylemiştim. Ee, dileyen arkadaşlar o videodan da bakabilirler. Tabii ki buradaki olay Genellikle yeni teknoloji olduğu zaman yarı iletken teknolojiler boyutların düşmesi ve performansların da arttığı anlamına gelmektedir. Tabii ki bu günümüz piyasasında da bir maliyet söz konusu olmaktadır. Apu işlemcilerde ise SKU isimleri nelerdir? Kısaca örnek verelim. Birinci nesil Zen mimarisinde Ryzen 2000 serisi Raven Ridge diye geçiyor dostlar. Bu da örnekle Ryzen 5 2400G diye geçmekte bir örnek olarak söylüyorum sadece. ikinci nesil Zen Plus'ta ise Ryzen 3000 serisi Picasso diye bir isim vermişler. Bu da örnek olarak Ryzen 5 3400G'yi tekamül ediyor. Üçüncü nesil Zen 2'de ise Ryzen 4000 serisi Renoir diye geçiyor. Bir isim vermişler. Tabii ki bu isimleri onlar veriyor. Örnek olarak ise Ryzen 7 4700G. Dördüncü nesil Zen 3 serisi. Bu da Ryzen 5000 serisi. Cezanne diye geçiyor. Bir isim vermişler. Ryzen 7 5700G. Şimdi herkesin merak ettiği bir konu ise APU dediğimiz olay nedir? Çok piyasada bu duyurmaktadır. Hem performans olarak iyi bir yani oyuncu bilgisayarların arandığı bir işlemci hem de fiyat olarak da daha uyguna geliyor. Dostlar APU'nun aslında Türkçe tanımı hızlandırılmış işlem birimi diye geçiyor. AMD'nin tek bir kalıpta hem geleneksel CPU'ya hem de ekran kartının CPU'suna sahip CPU'lar için kullandığı pazarlama terimidir. Bu sadece entegre grafiklere sahip bir CPU'dur. AMD APU SQ'ları için farklı bir numaralandırma şeması kullanarak adlarını daha da karıştırmış bu apular aynı nesil apu olmayan masaüstü seykularına kıyasla ürün atları için daha yüksek seri numaraları kullanmaktadır. Bu masaüstü apuları bir G veya GE son ekine sahip olmaktadır. GE son eki elektrik kullanımını ve soğutma ihtiyaçlarını azaltan daha düşük bir TDP anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse Zen 2 masaüstü CPU'su Ryzen 3000 serisini baz alalım. Zen 2 masaüstü APU'su ise Ryzen 4000 serisi bu Ryzen APU'ların resmi kategori adı ise Radeon. grafikli AMD Ryzen masaüstü işlemcilerdir. Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan işlemcilerde yani kıyasla böyle bir şey yaptık herhalde anlaşılmıştır. Hem APU olsun, hem APU olmasın, hem yüksek performans, hem düşük performans olsun. Hem de oyun tabanlı yani APU dediğimiz işlemciler olsun. Yani kısaca değindik. Buradaki farklılık zaten sizlere daha Sade bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi dilerseniz mobilde nasıl işliyor bu AMD'nin işlemcileri? AMD'nin mobil tarafında ise kafa karışını sürdürmek için mobil işlemcileri aslında apular için kademeli bir SKU adlandırma kuralı da kullanmaktadır. Masal su apu atlarıyla aynı hizada bu apular ayrıca bir H, HS, HX veya U son ekine sahip olmaktadır. H son ekine sahip modeller daha yüksek performans sunan daha yüksek olan 45 wattlık TDP SQA'larıdır. Örnek vermek gerekirse HS-SKU'ları 35 Watt TDP değerleriyle daha verimlidir. Sanırım Intel'de. de yakın bir tanıma sahip. Intel'de de bunlar kullanılıyor. Özellikle U dediğimiz zaman Intel işlemci olduğu anlamına geliyor. Dizüstü bilgisayarlar yani mobilde ise apular var. Bu apularda nasıl işliyor? Zaten biraz kafanıza canlandığını düşünüyorum. Dilerseniz sizlere örnekler vermekle devam edelim. Birinci nesil Ryzen Zen 2000 serisini baz alırsak bu da Raven Ridge diye isimlendirilmekte. Zaten daha önce de bunu size söylemiştim. Ryzen 7 2800H diye geçiyor. İkinci nesil Zen Plus'da ise Ryzen 3000 serisi Picasso olarak söylemiştik. Bu da Ryzen 7 3700 50H diye geçiyor. Üçüncü nesil Zen 2'nde ise Ryzen 4000 serisi Renault diye geçtiğini söylemiştik. Ryzen 7 4800H. Üçüncü nesil Zen 2 mimarisinde ise Ryzen 5000 serisi Lugene diye geçiyor. Bu da Ryzen 7 5700U. Bunlar sadece bir örnek olarak veriyoruz. Tabii ki yelpaze çok geniş. Birazdan o yelpazeyi biraz daha genişleteceğim. Yani sizin amacınıza doğru Dediğim gibi almanız gereken işlemcileri sizler bileceksiniz. Eğer ki kafanıza takılan bir sor sorular olursa da yoruma yazabilirsiniz. Bize Discord'dan da ulaşıp e, yani almak istediğiniz bir bilgisayar olursa da ya da işlemci olursa da ya da farklı farklı donanımlar olursa da mutlaka ulaşıp sorabilirsiniz. H serisi hem de U serisi işlemcileri hangileri kullandığını bu tablodan görebiliriz. Öncelikle H serisine bakalım. E, hem oyun hem de içerik yaratma sistemleri diye geçen AMD Ryzen 4000 serisini tekamül etmektedir. Bunlar Ryzen 9 4900H, HS 4800H diye geçiyor. Yani Ryzen 5 4600 HS'ye kadar bu şekilde gidebiliriz. Diğer tarafta ise Ryzen 5000 serisinde de Ryzen 9 5980 HX diye geçiyor. Bu Zen 3 mimarisine sahip. Onun altındaki 5980 HS bu da Zen 3 diye geçiyor. Yani bu tabloda sizler H serisine ait işlemcileri görebilirsiniz. Onun altında ise U serisi biraz daha düşük güç üreten dizüstü bilgisayarlarda çoğunlukla kullanılan işlemcilerdir. Bunlar da sonunda U harfini gördüğümüz zaman aklımıza gelmektedir. Ryzen 7 4800U gibi ya da Ryzen 7 5800U gibi işlemciler U serisi kapsamına girmektedir. Dostlar sizlere AMD işlemcilerin kısaca nelerden meydana geldiğini, ne olduğunu, tanımların neler olduğunu söylemeye çalıştık. Farklı bir teknoloji çağına girdik ve tabii ki her geçen gün daha da artmaktadır. Sizlere sadece güzel bir video olsun diye yaptık tanımlaması. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.